Ben futbolun Wikipedia'sı olmak istiyorum. Yani futbol tarihini biz yazdık diyebilmek benim çok övündüğüm bir şey. Şu andaki paramın 1000 katı param olsa, ya oturdum 2 bira içebiliyorum, 4 bira içemem ki. Bir sürü insan bence parayı güç olarak tanımlıyor. Elon Musk'ın da yarını yaşayıp yaşayamayacağı belli değil, benim de. Yarın onun uçağı da düşebilir, benim uçağım da düşebilir. 300 milyar dolarıyla o 5 hayat satın alamaz. O yüzden zamanın değerini bilmemiz lazım. Bence bugün insanlığın en büyük sorunu bu. Gençken ben de zaman limitsiz, para limitli diye bakardım. Şimdi para limitsiz, zaman limitli. Dürüstlük vazgeçilebilir bir şey diyebilmiş. Yani birisinin benim için Erdem dürüst değildir diyeceğine sülaleme küfresin. Gerçekten ayrılırken altı ortak işte birbirimize verdiğimiz en büyük söz buydu. Hiç kısa yolları sapmayacağız, yastığa başımızı rahat koyacağız diye söz verdik birbirimize ve çok mutluyum. Yani en başarılı olduğumuz şey herhalde buydu. Bana hiçbir zaman kazandığım parayla ilgili aferin demedi babam. Hiç takdir etmedi parayla ilgili. Ama oğlum dedi ya bir sürü insana ekmek kapısı açtım. Aferin sana çok sık söyledi. Muhtemelen annem de aynı şeyi söylerdi. Ya keşke olsaydı yani çok isterdim. Olsa da keşke kucağına yatsan derim yani keşke. Yani eşim bazen annelik yapıyor o yüzden bana. İsmim Erdem Yurdanur. 1968 Uşak doğumluyum. Üniversiteye geldikten sonra uzun yıllar İstanbul'da kaldım. 2013 yılında da ailecek Londra'ya taşındık. 9 yıldır da Londra'da yaşıyorum. Hem kendi girişimlerimle uğraşıyorum hala hem de melek yatırımcı olarak çok sayıda startup'a yatırım yapıyorum. Ya çocukluğuma baktığımda aslında çok şanslı görüyorum ben kendimi. 1968 yılı internetin yani teknolojinin aslında neredeyse olmadığı dönemler. Televizyon bile yoktu o dönemlerde ki babam televizyonu ilk 1974 Dünya Kupası için almıştı. Babam Uşak'ta avukat, emekli tabii şu anda ama cuma akşamları babamla ailecek köye, pazar geceleri köyde kalıp pazartesi sabah tekrar uşağa okula. Hem bir şehirli hem bir köylü hayatım oldu. Her türlü hayvanım oldu köyde. Belki şimdiki çocuklardan biraz daha farklı olarak internet gibi bir ortamdan fazla rahatsız edilmediğim için. Etrafımızdaki büyükler en çekici bilgi kaynağıydı. Babam dürüstlüğe çok önem veren bir avukat. Bir gün babam ben üniversitede okurken beni karşısına aldı. Dedi ki şu dışarıdaki arabanın bagajını silme parayla doldurabileceğim zamanlar oldu. Fırsatlar geçti önüme. Ama ben hepsine hayır dedim. Hep doğru yolu seçtim. Neden biliyor musun dedi. Neden dedim. Sana bunu anlatabilmek için dedi. Ve ben o gün şuna karar verdim. Aynısını ben de çocuklarıma anlatacağım. Hiçbir zaman doğru yoldan sapmayacağım. Ne kazanıyorsam doğru yoldan kazanacağım dedim. Ve o yüzden babamdan çocukluğumda öğrendiğim en önemli şey dürüstlük diye bakıyorum. Bir annem ev hanımıydı. Ondan öğrendiğim şey de cömertlik. Kötü hatırladığım tek şey hayatımın en büyük travması aslında. Annemi çok erken kaybettim. Ben 14 yaşındaydım, o 39 yaşındaydı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne dereceyle girdim. İlk yüzdeydim üniversite sınavında. Boğaziçi'ni bitirdiğimde aslında bilgisayar mühendisliği yapmayı çok düşünmüyordum ama bir deneyeyim dedim. Koç grubuyla görüştüm. Sonradan ortağım olan Namık abi beni işe aldı ve Arçelik Bilgi İşlem'de çalışmaya başladım. Arçelik'teki işte Namık abi müdürümüz, Şefik abi, şefim, benim altımdaki 3 arkadaş, 6 bilgisayar mühendisi istifa etti. Koç grubunda olay oldu bu. Koç grubu Türkiye'nin en büyük grubu. O zamanlar bilgisayar mühendislerinin çıkıp kendilerinin bir iş yapması düşünülebilen bir şey değil. Çünkü internet falan yok hala. Cep telefonu bile yok. 1995'ten bahsediyorum. 5 yıldır orada çalışıyorum. Sabah 8, akşam 6'da fazla mesaide kalıp gece 1'de 2'de çıktığım dönemler var. Çok uzun süreler çalışıyorum ve yani maaşım yüksek, işte tamam fazla mesai ücretimiz var falan filan ama geleceğe yatırım anlamında aslında beyaz yakalı olarak çalıştığınızda çok da fazla bir şey yapmıyorsunuz. Gelebileceğim yer yukarıya baktım, Arçelik Genel Müdürü olabilir. Yani bir 30 yıl çalışsam en gelebileceğim top yer Arçelik Genel Müdürü. Ama bir saniye bile pişman olmadım niye ayrıldım diye. Çünkü ne yapıyorsam kendime yapıyordum. Çok güzel bir hayattı. Yani ben o günleri, o parasız günlerimizi hala çok güzel anımsıyorum. İşte Cortec isimli benim ilk şirketimi kurduk. Uzun süre iş alamadık. Sonra sırf referans olsun diye çok ucuza işler yapmaya başladık. Ama ondan sonra yaklaşık 1-2 yıl içinde çok hızlı büyümeye başladık. Fakat ben büyük şirketlere yazılım yapmaktan sıkıldım. Ve onun yerine yazılım yapmak ve satmak yerine yazılımı kullanarak nasıl para kazanırımı düşünmeye başlamıştım. 1999 yılı internet yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. O dönemde işe aldığımız bir arkadaşımız, Tarkan ismi, sonradan benim en yakın dostlarımdan, ortaklarımdan birisi oldu. Ve ben ona işte database öğretmek istiyorum. Sen neden anlarsın dedim. Ve at yarışı örnek projesiyle başladığımız şey sonradan Beygir.com'a, Beygir.com'dan Maçkolik.com'a döndü. Ve işte Türkiye'nin belki internet tarihinin en başarılı projelerinden birisi çıktı.
İlk ayrıldığımızda zaten paramız yok. Bugünkü girişimci, yatırımcı ortamı yok o zaman. Bizim adımızın girişimci olduğunu bile bilmiyoruz. Kendi işimizi yapma hayaliyle çıkmış insanlarız. İşte benim bir tane bir apartman dairesi vardı, böyle krediyle falan aldım. Namık abinin çok güzel bir arabası vardı. İşte para kazanamasak bunu satar, sermaye yaparız. Arabayı evi satar koyarız falan filan gibi hayallerle çıktık. Kendimize birer işte maaş belirledik hepimiz. Ama o maaşları alacak para yok şirket. Yani herkes ihtiyacı kadar alabiliyor bir miktar varsa kasada. İşte işler olmaya başladıkça yavaş yavaş onlara hep borç yazıyoruz. Ama bu dönem yaşayacağımız parayı kazandık. 80 kişinin maaşlarını ödeyebilir hale geldik sonuçta. İddia geldi Türkiye'ye, iddia komu biz yaptık onlara. İyi para kazanmaya başladık. Sonrasında hiç para sıkıntımız olmadı açıkçası. Bütün projelerde database'lerle uğraştık. Datanın her türlüsünü nasıl iyi tutarız, nasıl hızlı sunarız, nasıl iyi sunarız benim uzmanlık alanım. Geçmiş yıllardaki maçları, puan durumu, oyuncusu tıklansın, hakemi tıklansın, aklınıza gelen her şey tıklanabilir olsun istedik. Bir arşiv gibi başladık buna. Ama yani buna başladığımızda yıl 2002 idi. Henüz Türkiye'ye iddia gelmemişti. İnsanlar bahis oynamıyordu. O yüzden çok da popüler değildi MatchGolik. 2004 yılında iddia geldikten sonra biz iddia.com'u yaptık ve iddia.com'un altına Powered by MatchGolik.com yazdık. Turkcell bize geldi, işte maç sonuçlarını insanlara duyurmak istiyoruz dediler. Onlarla anlaşmalar yaptık, SMS'lerle maç sonuçlarını göndermeye başladı. Turkcell her yerde bağırmaya başladı. Yani, ve böylece kendiliğinden biz hiç para harcamadan MatchGolik bir marka haline geldi. Öyle içerik yaptı ki çok eski yılların, yani Türkiye futbol tarihindeki tüm maçların, birincilik, ikincilik, kupa maçları hepsinin datasını girdik içeriye. Şu anda sadece Türkiye değil bu arada, İngiltere'nin 1889 yılına kadar bütün maçlarının detayları var. Ve ben şunu hedefledim MatchGolik'i yaparken. Ben futbolun Wikipedia'sı olmak istiyorum. Dünyada birisi şu maç işte 1962 yılında şurada oynanan maçta ne olmuştu, kim atmıştı o golü diye biri merak ederse MatchGolik'te vardır o desinler istedim. Bunu para için yapmadık. Biz bunları yaptık diye para kazanmadık. Yani zaten insanlar şu anda oynanan maçları merak ediyor. Yani geçmişteki maçları merak eden binde bir ve binde bir trafiğimiz arttığında gelirimiz binde bir artar en fazla. Ama prestij anlamında yani futbol tarihini biz yazdık diyebilmek benim çok övündüğüm bir şey. Ben İngiltere'ye gittiğimde eski bir kitapçıda her yılın maç sonuçlarını bir kitapçıklar buldum. Hepsini satın aldım. Onların hepsini tek tek girdirdim. İspanya, İtalya işte bütün bunların hepsini girdirdik. Türkiye'de geçin ilginç bir şey anlatabilirim. Harp devrim 1927 yılında. 1927 yılı öncesi gazeteler Arap alfabesiyle. O arkadaşlarımızdan birisi gidip Arap alfabesiyle okumayı öğrendi. Eski gazeteleri tarayarak 1927 öncesi dataları da girdik. Bildiğim kadarıyla MatchGolik'te olmayan futbol datası özellikle Türkiye için yok. Her maça gidecek insanları bulduk. Yani MatchGolik'te bir form yayınladık. Dedi ki bizim için maçlara gitmek ister misiniz? 10 bin kişi başvurdu. Uşak Spor, İzmir Spor maçı var. Atıyorum. Database'e hemen bakıp Uşak'taki o maça gidebilirim diyen kaç kişi var? Diyelim ki 30 kişi var. Hemen hiç göndermemişsek o ana kadar 2 kişiyi seçip gönderiyoruz. İkisinden de sonuç alıyoruz. Hangisi daha hızlı ve doğru sonuç veriyorsa bir sonraki Uşak maçına onu gönderiyoruz. Böyle böyle ciddi bir database oluştu. MatchGolik'i Perform grubuna sattığımızda onların satın aldığı Running Ball diye bir İsviçreli bir firma vardı. Onlar tüm dünyada bizim Türkiye'de yaptığımız işi yapıyorlardı. Ve onlarla konuştuk, artık o datayı onlardan almaya başladık. Bu soru bana çok soruluyor. Şimdi ilk başlarda gol sesi yoktu. Sadece sonuçlar değişiyor. Gol olduğunda hani birisi uyarsa böyle, hep gözümüz orada olmasa. Döndüm ben çocuklara, operatör arkadaşlara. Ya bir gol, bir şey bulun dedim ben. Bir gol sesi bulun. Onlardan biri çıkardı, bunu buldu. Sonra o kadar popüler oldu ki. Sanki böyle biz onu çok uğraşmışız, çok özel bir şey seçmişiz falan gibi. Tamamen tesadüf. İlker Yasin'in bir programı vardı. Televizyonda işte çok hızlı maç sonuçları veriyormuş gibi davranıyor falan filan. Bir şeyi anlatırken zart diye televizyonda gol diye bizim Beckham'ın sesi geldi canlı yayında. Bizim sonuçları nereden aldığı anlaşılmış oldu. Maça gönderdiğimiz insanlar çok hızlı olmaya çalışıyorlar. Sonuçta hız bizim işimizde en önemli şey diye. Bazen işte şut geliyor, daha kaleye girmek üzereyken gol olduğunu zannedip basıyor mesela. Ya da gol oluyor, hemen basıyor. Halbuki hakem offside kaldırıyor. Arkasından da gol iptal bilgisi geliyor ve insanlar tabii çok tepki gösteriyor. Çünkü işte bahis oynamış o maça. Kazandığını düşünüyor o golle. Halbuki o gol iptal olmuş. Tekrar çok küfür yediğimiz oluyor. Yani hissediyoruz onu. Sonuçta iki ayrı dönemde sattık. %51'ini 2012'de, %49'unu 2016'da. İki dönemin toplamı tahminim 50 milyon dolar civarındadır. Bizden önce gitti gidiyor satılmıştı. Yani çok sevdiğim arkadaşlarımızdan Burak Divanlıoğlu, gitti gidiyorum kurucularından konuşma yapmış. Ona sormuşlar. Ya Burak Bey, bebeğiniz satıldı. Hani burukluk var mı falan. O da ya tabii demiş, burukluk oluyor. Sonra internet bankacılığına giriyorum, geçiyor demiş.
Başarı ne yazık ki dünyanın her yerinde parayla ölçülüyor. Ama ben kendi hayatıma baktığımda en başarılı projem hangisi diye baktığımda açık ara Edmos diyorum. Yani orada gerçekten bir teknoloji üretiyoruz. B2B dediğimiz yani business to business işlerde genelde bir ürün üretirsiniz. O ürünü işte gidersiniz 1 milyon dolara örneğin satmaya çalışırsınız. Öyle zorlu bir süreç ki her seferinde ikinci bir müşteri bulduğunuzda yine aynı süreçleri geçiriyorsunuz. Yine tekrar kendinizi ispatlamanız lazım, tekrar uğraşmanız lazım. Ve satamazsanız bütün her şeyi kaybedebilirsiniz. Yani bir tane 1 milyon dolarlık bir şey satmaya çalışmak yerine 1 dolara 1 milyon kişiye bir şey satsanız bazıları kullanmasa bile o ürünü siz yeni birilerini bulmanız kolaydır. Buna da B2C diyoruz. Yani business to customer. Yani bir şeyi 5 liraya alıp 10 liraya satmak bence bir üretmek değil. O yüzden ticareti ben çok sevmedim hiçbir zaman. Ama bir şeyi yapıp sıfırdan bir şeyi yapıp 1 liraya da satsanız o bana çok büyük keyif veriyor. Bu arada hiçbir şey ben tek başıma yapmadım. Hep ekip arkadaşlarım, hep ortaklarımla yaptım. Asıl amacınız para olursa bence üründen taviz verirsiniz. Ama üründen taviz vermeden iyi bir ürün çıkartıp ortaya çıkarsanız zaten para doğal olarak gelir. Paranın belli bir yetenek seviyesindeki insanlar için gereksiz bir stres kaynağı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben okul birincisiydim. Uşak Lisesi'nde okul birincisiydim. Boğaziçi'nde dereceyle girmişim. Ben bile parayı nasıl kazanacağım diye stres yaparsam okula gidememiş insanlar ne yapsın? Yani benim zaten bir bileziğim var kolumda. Ya bu bilezik varken neyin stresini yaşayayım ki? Yani hayat stresli yaşayacak o kadar uzun bir hayat yok. Yani hayat çok hızlı geçiyor. Hayatı keyifli yaşamak lazım. Gelmişim 53 yaşında, 37 yıl olmuş Boğaziçi'ne gireli. Dün gibi. Yani zırt diye geçti. Ve kaç yıl daha yaşayacağım belli değil. Niye bunu para stresiyle yaşayayım? Ya ben Elon Musk mesela. Herkesin hayran olduğu bir adam ama ben anlayamıyorum adamın o hırsını. Ya 300 milyar doları olan bir adam 1 trilyon dolarım olsun diye niye uğraşır mesela? Neden bir sürü değerleri ayak altına alarak hayatını yaşar? Ben Londra'da her gün köpeğimle 3 saat günde 15 kilometre yürüyorum. Parkta tek başıma dolaşıyorum. Ya Elon Musk dolaşabilir mi sizce benim dolaştığım gibi? Herkesin olduğu parkta. Yani sürekli kıçını kollamak zorundadır bence. Şu andaki paramın 1000 katı param olsa ben yine aynı köpeğimle aynı sürede orada dolaşmayı isterdim. Daha farklı bir şey yapmazdım. Ya oturdum 2 bira içebiliyorum. 1000 katı param olsa 4 bira içemem ki. Ya da işte ne bileyim güzel bir yemek yiyorsam şu anda yiyebildiğim yemeğin 5 katını yiyemem ki. Ya yani insanların anlayamadığı şey bu. İnsan bir sürü insan bence parayı güç olarak tanımlıyor. Yani kendi gücünün notu olarak tanımlıyor. Yani yapacağı şey onu da değişmeyecek o paraya ulaştığında. Hayatı böyle yarış kazandığım parayla yarışır şekilde yaşamak bence hayatı kendine işkence etmek demek. Gençken ben de zaman limitsiz, para limitli diye bakardım. Şimdi para limitsiz, zaman limitli. Ne demek istiyorum? Yani ne kadar para kazanırsanız kazanın. Yani 10 milyon dolarınız olsa işte 100 milyon dolar kazanayım diye uğraşacaksınız. Elon Musk'ın da yarını yaşayıp yaşayamayacağı belli değil. Benim de. Yarın onun uçağı da düşebilir, benim uçağım da düşebilir. 300 milyar dolarıyla o 5 hayat satın alamaz. Yani bir gün bile satın alamaz ekstradan. Ben de alamam. O yüzden zamanın değerini bilmemiz lazım. Bence bugün insanlığın en büyük sorunu bu. Kolay para kazanma hali sadece gençlerde değil. Şu anda bence bütün toplumda ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada pompalanan bir şey. Dünyada kolay para diye bir şey yok. Yani kolay para mutlaka ve mutlaka birinin cebinden diğerlerinin cebine giriyordur. İnsanların yaptığı şey ne? Sürekli al sat, al sat, al sat, al sat. Hem o insana bir şey katmıyor hem insanlığa bir şey katmıyor. Biri aldı ucuza ve pahalıya sattığı anda karşıdaki onu kaybetmiştir ki bu kazanmıştır. Yani zero sum game diye bir kelime var İngilizce'de. Türkçesi toplam sıfır oyun herhalde. Yani toplamda bütün insanların kazananları ve kaybedenleri topladığınızda ortaya çıkan şey bir sıfır. Bunun tanımı kumar. Kumarda bu vardır. Hatta kumarda yani kasa kazanır. Şu anda bakın çok net söyleyeyim. İşte 1,5 trilyon dolar civarında deniyor bütün kripto parası. Piyasaya belki 500 milyar dolar para girmiştir. Sadece Binance'ın kurucusunun mal varlığı ne biliyor musunuz? 100 milyar dolar. 500 milyar doların 100 milyar doları sadece alsat yapılan komisyonlardan bir kişiye gitmiş durumda. Tam bunlar kasa ve insanlar kolay zengin olma hayaliyle bunlara kanıyorlar. İşte blockchain falan filan gibi saçma sapan teknolojileri öve öve insanlar böyle hayaller satarak, NFT gibi saçma sapan şeyleri anlatarak falan hiçbir üretimi olmayan, hiçbir katma değeri olmayan, insanlara hiçbir şey vermeyen şeylerle kandırılıyorlar bence. Ne kadar çok itibarınız varsa o itibar sayesinde diğer size lazım olan birçok şeyi bulabilirsiniz. Babamın bana anlattığı şeyi çocuklarıma anlatabilmeyi ben de hep hayal ettiğim için.
Ve şu anda ben hiç zorluk çekmiyorum. Tecrübe zamanla oluşan bir şey zaten. Yanlışlarınızdan da düştüğünüzde de çok üzülmemek lazım. Ben de bir sürü başarısız projem. Şu anda insanlar benim sadece başarılı projelerimi biliyor. Minimum 10 katı başarısız projem var. Ama o başarısız projelerde öğrendiklerim sayesinde başarılı olabiliyorum. Bazen yaptığın girişime aşık oluyorsun. Yani artık olmayacağı belliyken hala sabretmeye çalışan ve bu yüzden en değerli şey olan zamanı kaybeden, geçtim parasını, zamanı kaybeden çok girişimci gördüm. O yüzden hani sabırda da ölçüsünü bilebilmek lazım. Yani biraz antenlerin açık tutmaya da bağlı. Şöyle bir işe daldığında başka yerlere bakmayı unutursan etrafından aslında belki bir sürü başka şans geçiyor, başka fırsat geçiyor. Ben çok açık tutmaya çalıştım hayatım boyunca. Herkesle iletişimde olmaya çalıştım. Belki çocukluğumdan gelen hem köyde hem şehirde büyümüş bir insan olarak hayatımda hiç kimseyi küçümsemedim. Hiç kimseyi de çok büyük görmedim. Herkesle her şey konuşulabilir bence. Yani ben 15 yaşındaki çocuktan da hala bir şeyler öğreniyorum. 80 yaşındaki adamdan da hala birçok şey öğreniyorum. Şu işi yapsaydım da, şöyle para kazansaydım da falan hiç öyle bir özlemim yok. Biraz aileyle ilgili herhalde söyleyebilirim. Şimdi düşününce iki tane kızım var benim. Biri 18, biri 21 yaşlarında. O ilk dönemlerde işte Maçkali'nin ilk dönemlerinde falan onlar küçüklerdi. Ve eşime herhalde çok yük bindirdim ben o zamanlar. Çok meşgulüm ben diyerek. Daha az zaman ayırdım. Biraz daha fazla zaman ayırırdım çocuklarıma. Çünkü sonraki dönemde daha zor oluyor o ilk başta ilişkiyi tam kuramadıysanız. Kendimi başarısız bulup şu anda daha başarılı olabileceğimi hissettiğim yer orası. Onu yapabilirdim herhalde. O yüzden beni dinleyen genç arkadaşlara, çocuk sahibi olmayı planlayanlara söyleyebileceğim şey herhalde. İşinizi gerçek çocuklarınızdan daha önemliymiş gibi görmeyin. Ben biraz öyle gördüm, orada hata yaptım. İşimi de yapabilirdim hala. İşimden taviz vermeden de bunu yapabilirdim. Kokteyl, biz yaklaşık 45 kişiyiz. 10 ortağız. Diğer 9 ortağımız benim işe aldığım insanlar bu 20-25 yılda. Yani o 9 kişi benim şu anda ortağım ve şirketin %80'i onlara ait. Diğer 45 kişinin hepsinin opsiyonları var, hepsinin hissesi var aslında. Yani bizim şu anda işte ortalığı temizleyen, binaya bakan kişiler, yani şu şirketteki herkesin bir hissesi var. Bu herhalde annemden gelen cömertlik. Cömertlik diye demek de istemiyorum bunu. Aslında hak ettikleri bir şeyi verdiğim diye düşünüyorum. Yani verdim kelimesi bile rahatsız ediyor beni şu anda mesela. Ya onların hakkı zaten. Tamam, biz beraber para kazanıyoruz.